15 Kasım 2020 Pazar günü Kıbrıs Türklüğü tarihi bir günü heyecanla yaşamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın nazik daveti kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan'la birlikte devlet ve siyaset ricalinden oluşan heyete iştirak ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettik. Kıbrıs Türklüğü'nün diriliş ve yükseliş azmini görmekten gurur duyduk. Bu ziyaretimizin mana ve mesajı zamanlama itibariyle hem anlamlı hem de güçlüdür. Kıbrıs Türklüğü'nün haklı ve tarihi mücadelesi her türlü takdir ve övgünün üstündedir. Bize göre Türksüz Kıbrıs, çatlamış toprak, çökmüş bina, silinmiş tarih, kavrulmuş yürek, kanı çekilmiş damar, kalbi durmuş bedendir. Kıbrıs coğrafyasının mayası Türklüktür. Kıbrıs tarihinin mihenk taşı Türk milletidir. Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983 tarihinde büyük umutların üzerine bir sevdayla kurulmuştur. 37 yıllık bir tarihi kucaklayıp bugünlere gelen bu Türk devleti nice zorluklara direnmiş, nice acılara ve baskılara dayanmıştır. Devlet kurulasıya kadar mücahitlerin kahramanlıkları beş parmak dağlarında çınlamış, adanın her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ve nurlanmıştır. Türk'ün mukavemeti zalimlere meydan okumuş, hain planlara, habis projelere, haydut emellere imanla karşı koymuştur. Yıllarca hayat hakkı elinden alınmak istenen Kıbrıs Türklüğü, milli haysiyetini, bağımsız yaşama iradesini asla pazarlık konusu yapmamıştır. Tehditler, tenkil ve tehdit çabaları işe yaramamış, hakkın ve aklının karşısında tutunamamıştır. Çünkü ezelden beri hür yaşamış Türk milleti, ebede kadar da bu onurunu korumaya, kollamaya ve yaşatmaya kanıyla, canıyla, tüm varlığıyla ant içmiştir. Şu gerçeği yıllarca boşuna söylemedik. Bu çerçevede boş yere nefes tüketmedik. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur, Türk kalması tarihin namus konusudur. İstiklal ve istikbal sevdalısı kahramanlarımızın eşsiz fedakarlıklarıyla 37 yıl önce dünyaya ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, kısaca Cumhuriyet Bayramı'nı bahtiyarlıkla tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklüğü'nün hürriyet mücadelesine liderlik yapan merhum Doktor Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı, ebediyete irtihar etmiş muhterem dava adamlarını, bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Mücadele yıllarının ateş hattından çıkıp gelen o kara dönemleri bizzat yaşayan ve hayatta olan mücahitlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan uzun ömürler niyaz ediyorum. Kıbrıs'ta Türklüğün bekası için gövdesini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. İlk turu 11 Ekim 2020, ikinci turu 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçiminde Kıbrıs Türklüğü'nün takdir, tercih ve teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı bir kez daha kutluyorum. Bu yeni dönemin Kıbrıs Türklüğü adına açılan yepyeni sayfanın nice muvaffakiyetlere ve muzaffer gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Kıbrıs Türklüğü'nün geçmişte yaptığı muazzam kahramanlıklar, istikbalin hem anahtarı, hem gücü, hem de sarsılmaz güvencesidir. İnancımız budur, ümidimiz bu olacaktır.